Dünyada en güzel mutluluk aptallaşmış bir kafayla değil, yorgun da olsa kendi ışığını kendisi arayıp bulan, yavaş yavaş kendini aydınlatabilen, yavaş yavaş eşinin dostunu aydınlatabilen ve onların saçtığı ışıktan da yararlanan, cemaat haline gelmiş kaçkınlar sürüsü, aydınlar sürüsünün yanına yaklaşmak. Mektepte, İstanbul'da Beyazıt'taki çınar ağaçta duruyor mu? Keslerin altında biliyorum. Duruyor, evet evet. Oralarda bu insanların kokusunu almak, gelmek bir araya, saçma sapan ne gözükse bir iki laf etmek. Ben şimdi buradan biraz belki ağır geçirdim ama dünyayı izlemenin iki yolu vardır. Bir, panoramik bir bakışlar. Bazen romanlardan tutun da birçok başka bize de Yılmaz Güney'in filmine varıncaya kadar o panoramik bakış dünyayı, yaşanan hayatı bütünüyle göstermek ister. Bu da bir yöntemdir ve bunun çok iyi örnekleri vardır. 1900 filmiyle çok iyi örnekleri vardır. Bu bir başarılı ve son derece olumlu bir yaptır. Nuri Ceylan'da ve yeni Türk sinemacılarında daha değişik, lezzeti başka türlü olan yeni bir anlayışla filmler yapılıyor. O beni çok mutlu ediyor. Burada dünyayı, hayatı anlatırken böyle her görüleni görüldüğü biçimde istif etmiyor, anlatmaya çalışmıyor. Belli bir açıdan bir olayı yaşanan çağın koşullarıyla birlikte değerlendiriyor ama bakış açısı daha dar gibi. Sanki yönetmenin ne diyelim, insan sorununu, insan oğlunun bütün serüvenini anlatan şeyi panoramik olarak anlatmak yerine küçük ölçekli, daha mikro düzeyde ama ve çok daha derinlikli ve sakin bağırıp çağırmıyor, anlatıyor. O bağırıp çağırmıyor ama siz filmi izlerken kendiniz içinizden bağırıp çağırmaya başlıyorsunuz. Böyle bir hayat olmamalı. İnsanlar bu kadar sahte bir yaşamın içine kapatılmamalı filan diye bunu düşünüyorsunuz. Şimdi buradan ben bir küçük sıçrama yapacağım. Bu benim sevdiğim adamlar var işte. Theodor Adorno, Walter Benjamin filan. Onların yıllar önce okuduğum bir sözü benim aşağı yukarı düşünce hayatımı değiştirdi. Biz şeyden giriyoruz. Bütün bir dünyayı anlatmadan insanı anlayamayız filan. Makro bakış diyoruz buna. Ya da makrokozmos, yani dünyayı, evreni, insan serüveninin bütününü anlatmadan şimdikini anlayamayız filan. Sonra Frankfurt'ları okurken şeyi anladım. Diyorlar ki o hayatın, evrenin somut biçimini o kadar büyük panoramik bir bakış içinde anlatamazsınız. Somut, makro evrenin somut tek bir biçimi vardır. O da mikrokozmos. Makrokozmosu daha iyi anlamak için mikrokozmosa bakmak lazım. Çünkü her insan, her aile, her o yakın gözleme aldığımız topluluğun onun hayatında bütün bir insan tarihinin süzülmüş biçimini yakalayabiliyoruz. Dolayısıyla somut olarak yakalayabiliyoruz. Öbürü daha ne diyorlar mı? Sloganlarla, bilmem nelerle filan oluyor ama Kafka'yı okuduğunuz vakit tek bir insan. Ama şimdiki hayatımızı da anlatıyor. Nereye geldi? Bürokrasinin nereye varacağını, toplumsal hayatta denetimin nerelere kadar varacağını. Bunları Kafka anlatmasaydı ne diyecektik? Denetim nasıl oluyor? Jandarma ile polis de bilmem ne. Ama Kafka'yı okuduğumuz vakit meslek etiğinin de başlı başına içimize her gün yeniden ürettiğimiz bir baskı biçimi, denetim biçimi olduğunu anlayabilir. Dolayısıyla bir insan öyküsünden dünyanın öyküsü çıkabilir ama insanın bütün bir öyküsünden insan öyküsü çıkarmak, bu ayrıntıları kaybettiğiniz vakit ne oluyor? Afaki laflar somutu yakalayamıyorsunuz. Bu lafı bir daha vurgulamak istiyorum. Makrokozmosun somut olarak incelenmesi için tek bakılacak şey mikrokozmosu, büyütecin altına almak.
onda insanoğlunun çektiği ta şeyden beri, İskender'den tutun, bilmem Firavunlardan tutun, şimdiye kadar ve bu dizinin asli unsurları değişmezse belki de daha uzun bir süre devam edecek olan bu yanlış ve acılarla dolu serüveni yakalayabiliyorsunuz. 1900'lerde Zimmer'le, 1920'lerde bilmem kimle devam eden hayatla ilgili gelişkin felsefeyi dile getiren, yazan, çizen yazarlar, filozoflar, edebiyat ürünleri veren yazarlar, müzisyenler, bütün bunlarla tanışmaya biz yeni başlıyoruz. Ondan önce iyi kalbimiz vardı, Maxim Gorki vardı, o vardı, bu vardı filan. Onlardan yola çıkarak da çok güzel filmler yapıldı dönemine göre. Yılmaz Güney filan hiçbir zaman unutamayız. E onun öncesinde de ne vardı? Yeşilçam geleneği dediğimiz daha dramatik yapıldı, melodrama dayanan, o bizim kalbimizi mümkün olduğu kadar insani değerlerini koruyarak kalbimizi muhafaza etti. Ama kafamızı pek geliştirmedi. Neden? Zaten gördüğümüz hayatta hissettiğimiz insanların acılarını, şunların bunları bize gösterdi ama hayatın alternatifini aramamız için kafamızın gelişmesine biz zaman ayıramadık. Ama gene onları da şükran borçluyuz. Çünkü bizi bugünlere o Yeşilçam geleneği getirdi. Şimdi dizilerde falan görüyoruz. Ondan yavaş yavaş çıkıyoruz daha rafine, daha gelişkin olun. Anlaşılması zor gibi gözüküyor ama bir kere anlamaya başlarsanız, onun lezzetini alırsanız, bu ne diyorlar buna? İmam bayıldı. Bu sözler nitelikli bir ailenin, yalnızca sanatçı olarak değil, yani bir aydın olarak onun attığı bir çığlıktır. Bu Nuri Ceylan'ın üslubu. Bazı çığlıklar çok alçak sesle atılır. O zaman daha çok dikkat edecek yani. Veyahut da milyonların dikkatini çekmez ama daha az sayıdaki insanı çok daha yoğun şekilde dikkatini çeker ve başka şeyleri de anımsatır. Düşünmemizi geliştirmemiz gerektiğini bize anımsatır. Yalnız ve güzel değil mi? Evet. Yaşadığı toprağı sevmeyen hayvan bile yoktu. Tavşanından, kertenkelesinden aslanına kaplana kadar. Yalnızlık yapına gelince, yalnızlık uygar dünyanın içinde her yönden gelen baskılarla o uygar dünyanın içinde nefes alarak yaşamaktan alakonulan yazarı, çizeri, bestecisi toplumun büyük bir kesimi tarafından, yanılgılara sürüklenen büyük bir kesimi tarafından düşman sayılır. Bütün bunlara rağmen yaşadığı toprağı, ülkeyi, ülkesini sevmesini sürdürebilen aydının bir çığlığı. Az önce sizinle konuşmuştuk. Aydın'ın sürgün edilme biçimleri diye bir araştırma vardı. Orada Lowenthal galiba, Alman filozof. Eski Yunan'da, eski Sitler zamanında aydın Sitenin surların dışına konduğu anda sürgün başlıyor. Çünkü dil veya lehçe değişik. Hukuk, mukuk, gelenekler değişik. Sonra Roma döneminde Urfa'dan çıkan Samsaklı bilmem kim Roma'da Bitinya'da eyalet varisi. Roma'da büyük sanatörlerin çocuklarına hocalık yapıyor. Çünkü dil ortak, hukuk sistemi ortak, kültür ortak. Bir Roma pansı filan. Aşağı yukarı İslam'da, Osmanlı'da filan da bu var. Sonra milli devletler kuruluyor. Önce Fransa'da başlıyor. O zaman eğitim Fransızca, işte kanunlar Fransızca ve kanunlar o ülkeye az. Evrensel yazılar daha yok. Daha kabul edilmemiş. Aydın Fransız kültürünün dışına konduğu anda sürgün başlıyor. Ama o arada gelişmeler oluyor. Modern döneme gelinirken
Almanca, İngilizce, Fransızca gibi evrensel diller çıkıyor. Latince, bazı yazarlar için İbranice, Yunanca hala eski kültürle bağlantıyı sağlayan bir köprü işlevi yürüyor. Gidişat iyiye dönüyor. Ama Levantil'in bir şeysi var. Bütün bu aydının sürgün edilebileceği yer kalmıyor, bir gelişme gibi gözüküyor ama unutmamak gerekir ki düşünce hayatında, ilimde, bilimde fazla iş bölümü, fazla şeyin sonucunda külleci bakışı arayan, geliştiren, felsefi bakış geliştirecek olan gerçek aydınlar hangi ülkeye giderse gitsin, 3 lisan içinde de yaşasa, 5 lisan içinde de yaşasa, aydın aydın olarak kalmak istediği vakit neredeyse orada zaten daimi sürgünde. Bu çığlık bana bunu hatırlattı. Lavender'i hatırlattı. İnşallah bunlardan bir an önce kurtuluruz. Tarık Akan Atina surlarının içinde yaşamak zorundaydı. O surların dışına çıkmak istediği vakit aciz desinler şunlar bunlar, bir sürü insan. O surların dışına çıktığı vakit İçişleri Bakanlığı işi gücü bırakıp onu takip ediyor. O yasak, bu yasak, çıkmak yasak, gelmek yasak falan. Şimdi dünyada... Tabii acıdır ki ödülü kazandıkları gün kanda değillerdi. Hayatım, ben de onu söylüyorum. Ben de söylemek istiyorum. Şu, bugün dünyada hiçbir yerde sur, mur kalmadı. İnterneti var, bilmem nesi var. Yurt dışında iş güç bulabiliyorsunuz, sanatı yapabiliyorsunuz. Aydın için bugün bütün dünya artık kendi ülkesi. Başka türlü bakarsanız hayata, ben sadece ülkeme bakarım derseniz, ona aydın denmiyor zaten. Aydın evrensel düşünmek zorundadır. Onun için dil bilmesi lazım. Dışarıdaki kültürlerin içinde yaşıyor olması lazım. Gelip gitmesi lazım filan. Ve dünyaya ne diyelim? Einstein'ın kafasıyla, Adorno'nun kafasıyla, Walter Benjamin'in kafasıyla da bakmayı bilmesi lazım. Yunus'u bilsin, Mevlana'yı bilsin. Ama onlar da zaten bugünün en gelişkin insanın duygularına, aklına, düşünce şeysine seslendikleri için bugüne kadar kalmışlar. Öyle olmasaydı her biri kaybolup gidecekti zamanın modası içinde. Bugün de sanatların büyük bir kısmı biliyorsunuz, popüler sanatlar falan dediğim şeyler. Çabuk gün kazanıyorsunuz, unutuluyorsunuz. Eskisi tortusu da kalıcı olmuyor. Kalıcı olduğu vakitte kötü kokuyor. İyi sanat, iyi düşünce, iyi bilmem ne evrensel olmak zorunda. Ve bu genç sinemamızda aslan gibi işini yapıyor. Türk aydını, sanatçı olsun, bilim adamı olsun, dünyayla tanışmak istiyor. Daha rahat ilişki kurmak istiyor. Ülkesinde değerlendirilirken yayın evleri tarafından, öğrencisi tarafından, devleti tarafından, hükümeti tarafından daha saygıyla, anlayışla karşılanmasını istiyor. Çünkü aydın nerede bulunursa bulunsun, ülkesini, toprağını haliyle sever. Çünkü aydın bütün hayatı, bütün insanları sever. İnsanlığı bir bütün olarak sevmeden, sevemeden kendi halkını da sevmez. Kendini, halkını da parçalanmış olarak görürsün. Oradaki, buradaki, güneydeki, batıdaki falan diye. İnsan sevgisi tıpkı insanlığın serüveni gibi bir bütündür. O serüvenin tamamına saygı duymazsanız, o serüvenin tamamına böyle baktığınız vakit, 5000 yıllık, 10.000 yıllık şey baktığınız vakit, her yere eşit sevgili, eşit anlayışla, toleransla bakmazsanız dar kafalı bir insan olursunuz. Ve dar kafalı insandan kendi ülkesine, kendi insanına da hiçbir zaman yarar gelmiyor. Bunu biliyoruz. Benliğini unutmazsınız çünkü siz bir mikrokozmosunuz. Dünyaya bakışınızla dünyanın bir parçası olduğunuz içindir. Vakit varsa bir şey daha söylemek istiyorum. Beethoven'ın yüzüne baktığınız vakit okumda da çok güzel araştırmalar falan var. Beethoven'ın müziğini neden seviyoruz? Çünkü orada
tek bir notum, la sesi, si sesi, neyse o, tahta çaldılar da, nefesli çaldılar da, bilmene çaldılar da, her tınıda o ses ne kadar geniş varyantları olduğunu gösterebiliyor. Ama senfoninin tamamını, sonatın tamamına gittiğiniz vakit bir bütünlük de var. Bütünlük oradaki en küçük mikro sesin ne kadar zengin tınısı bakımından, ne kadar zengin olduğunu gösterebilmesine imkan veren senfoninin total yapısından geliyor. O total yapının güzelliği de herkese özgürce kendini dile getirme. Tahta çaldılar sesleniyor. La sesini bir de benden duyuyor. Yani çalgılar sesleniyor. Ne diyor? Lütfen la sesini, aynı ses ama bunun varyantının ne kadar geniş çeşitlemeler içinde olduğunu benden de duyuyor. Biz bunu istiyoruz. Beethoven'ın müziğini seven insan düşünce bakımından da, duygu bakımından da girişkin olduğu için o müziği. Hepsini biz böyle çıktık açık alanda daha bilmem ne falan dinleriz vakit. Mehter Marşı'nı dinlerseniz, taksiye bindiğiniz vakit görmüyor musunuz? İyi müziğe rastlarsa tak kapatıyor. 1940'larda ise 1940'larda çok çalıştı. Sebade etti ve gerçekten kavga etti. Çok becerikli bir insan. Çok iyi bir piyanistti çünkü Allah vermesi bir şey. Ama o çalıştı. Yıllarca çalıştı ve öyle bir şey. 1940'larda küçük girişimcilik ölünce hayatları bakkal dükkanına belli ölçüdeki zenginliğe gitmek zorlaşınca diye orada şeyler var. Marketler, büyük çeşitler. Bu zorlaşınca bu sefer Beyler'in popüler hale getirdiği birdenbire Chicago'da yıllardan beri piyano çalışsa şeyde gece kutlandı. Beyler'in bir yeri düşünüp bir menajer gibi adamın piyano çalmasını beğeniyor zence. Başka tarafını mı beğeniyor? Bunu bilemiyor. Alıp adamı diyor. Adama iki tane plak dolduruyorlar. Menajerlerin çoğu da nedense özel taraflı dolarlar. Haydi bakalım adam oradan şeye gidiyor. O zaman ne var? Efendim diyeceğim. Halk değil. Müzik değil. Daha kaliteli olarak dinlenmeye yaygınlık kızdı 1930'dan 40'dan sonra. İşte müzikten birdenbire meşhur bir iken bilmem ne olan adam, işte beyzbol şampiyonu olan adam, bilmem ne olan adam diyor. 1900'lerdeki başarı hep şeydi, sebat, çalışmak ve doğuştan kazanmış bir yetenek temelde olan. 1940'larda şu, dünyaya zengin olmak için gelmiş. Ulan kim getirdi? Hangi babanın nesil var? Değil mi yani? Sadrazamdan mı oldu? Bilmem nereden oldu? Dünyaya zengin olmak. Zengin olmak alacağız. Veya bir laf var. İyi toparlayabilecek gibi. Doğru zamanda, doğru yerde olmasını bildi. Nereye koydun? Dolaşık duyuyorum. Nedense benim dolaştığım yerlerde böyle şey olarak çıkamadı. Tavsiye, bilmem ne, Cağoğlu, hocam çıkabildik mi? Sultanahmet'i dolaşa dolaşa hocamla beraber bir yardım. Gire gire buraya gel. Biz yanlış yerde gittik. Aşağıda kıldık da borsada geçseymiş. Ama o zaman da borsa. Borsada zengin olabilir. Dizlerde ki eski nispeten yalancı ama ahlaklı dizlerde çok basit bir şey var. Ne diyorum ben?
semantik bozulma. Şimdilerde bu semantik bozulma azalıyor çünkü toplumun hayat anlayışındaki ahlaki boyun gitgide zaafa uğruyor. Çaldak çıkmak meşhur. Hatta yakın bir zamanda şey oldu. Bu üniversite var mıydı? Hırsızlık yoluyla banka müdürü nasıl olur? Büyük hırsızlıklarla olur, nasıl olur? Hırsızlıkla başbakan nasıl olur? Bundan inşallah açılır. O zaman da zaten biz emekli olacağız. Son yıllarda bakıyoruz, 1993'ten beri. Hırsızlıktan gelmeyen başbakan bir tane zavallı incelik vardı. O da zaten doğrusu adam olmadı. Ne kendine yaradı, ne memleketi yaradı. Ama hangi memlekette bizlerdeki yeni anlayışa göre. Milletimiz Ecevit'e oy vermez. Tekrar gelsin, gençlisin gelsin. Onun devri bitti. Milletimiz artık şeye oy verir. İzine bakmaz. Zorba olacaksınız. Fırsatçı olacaksınız. Nasıl? Uzun boylu. Uzun boylu olacaksınız. Bir de bir de ne diyelim? Kadınsanız da mankenlikten geliniz. Eskiden rejissörden yatak odasından geçen sinemayı buluyor. Şimdi mankenlikten geliyorsanız her şey olabiliyorsunuz. En azından bir yeni zenginin metresi oluyorsunuz. Bu yeni zenginlerde düzenin kendi eski düzenin kendi işleyişinden çok daha insan gibi. 3 ay olursam jip. 4 ay olursam Arnavut köyde yalı. 6 ay olursam bir tane daha. O sırada da adam zaten bıkıyor bırakıyor. Bazı acımasız çarpın zihinler var. Onlar babası yapıyor, yapıyor. 3 ay sonra isim verebilir, onu vermiyor. Oğluna. Oğlundan yakın akrabaya. Sonra tekrar babası atıyor. Ya şu tarafı çok güzel. Gönder olmuş. Tekrar bak. Merkezi üstünde böyle şeyler yaşanıyor. O da ama şey bizim yeni sevgilerimizin hayal üstünde ne kadar dar oluyor. Çok da. Köylü ne yapsın? Tabii. Böyle. Dizilerimizin bugünkü hali bu. Peki başka ne var burada? Değişim hali gibi toplumun bütün problemleri var. Bütün bu problemleri rastlayabiliyoruz. Ama bunların çözümü aranmıyor. Bu çözümü aranıyor. Son cümlemde olsun. Çözüm nedir? Herkes mutluluğa giden yolda hiçbir ahlaki ölçülü, hiçbir toplumsal sistemin endişesini getireceği sınıra tabi tutulmadan mutlak olarak serbest. Herkes kendi mutluluğu için her yolda ilerlemeye mutlak olarak sahiptir. Bu nedir? Halbuki iyi sosyallikler bilir. Sağlıklı ve güvenli, uzun vadeli kişisel mutluluk toplumun genel mutluluğunun içinde mi? Toplumun genelinde yaygınlaşmış bir mutluluk yoksa sizin mutluluğunuz bir yerde sizin başınıza program açar. 100 milyon dolar kullanacağınız bir evden bağlı kalırsınız. Evinizin maliyeti 300 milyon dolar çıkar çünkü niye? Yüksek duvarlar, koruma verilmesi, zır zır öten alarmlar, bilmem nereden. Üstelik de marazi bir zevk alıyorsa, bak topluma nasıl kendini teşhir edebiliyor. Herhalde bu üzücü yanında var. Yani bir insan istediği vakit elini kolunu sallayarak mahalle kaygısına çıkamaz filan filan. Bu iyi bir şey değil. Yani sokakta rahat bir yer. Bu iyi bir şey değil. Size komik bir şey de alacak kısaca. Bir arkadaşım kiralık bir yalıda oturuyordu. Yalı, Fahrettin Kerim Gökaltay'ın eski yalısıymış.
onu bir vakfa bırakmış, o vakıfla para kazanmak için bir gece kulübüne yalamış. Gece kulübüne deniz tarafından pencereler açıp, yan taraftaki pencereler açıp, biz de o pencerenin yanında partideyiz. Arkadaşlar da çok hoş sohbet bir adam. Onlar hemen akbağ bulunmuş. Tarzül bize bakarak lazım. Tasafiri bizim için, şey, bizim için tasafir kendisi. Bir de tasafirler bir sürü şeyi yine tartı değil ama. Servisler kaldığı şeylerden hepsi canlı oluyor. Emin Doğan bilmedi ki bilgisayar gibi kardeşim. Marmara pek hocam, biliyorsun. Yani bunu niye anlatıyordum ya? Fahrettin bak, bir oturuyorum bir yolda. Fahrettin kendine bir kahve yiyor. Onun yanında da Sabancı ailesini yiyor. Akşam oluyor. Güneş bakmak için. Bizim yalanın içinde Sabancı ailesinin yalışma oldu. Hangi kokudan çıktığını tahmin etmek zor ama böyle şey, domuz salat, şey salat değil, ne o? Jambon. Sucuğu gibi, insan kakaları gibi. Dehşet içinde koyuyor. Çünkü bizim yalan altında kırkane var. Orada Osmanlı ileri geleni balık da tutturmuş yemiş. Ve kıyıya inerken güneşten su sıçırdı ve gitti. Ele dönüp abdest tazeleme ihtiyacı değil mi o şey? Şimdi bakıyorsunuz, oradan böyle şeyler gitti. Dehşet içinde kaldım, dedim ki, lan emin değilim, bu ne böyle? Ya hocam dedi, yukarıda genç kokular var. O zaman anladım ki, insani ölçülere göre demokratik gelişmemiş bir ülke. Demokratik gelişmesine tamamlayamamış bir kokuyla demokrasi kokar. Herkesin ne? Orta çağ gibi. Orta çağda sıradan insanlar ölüm için ne diyorlardı? Viva la mujer, çünkü eşitliği sağlayan sadece veba sahibi. Yani böyle bir toplumdan böyle kurtulmak lazım. Onun için bir sentimental edebiyat ve diziler acılardan bahseder, nedenlerini pek anlatmaz. Anlatır gibi bir bakım ekipti o. Semantik bakımlar zaten çarpıktı. Daha ne günümüze geldiğimiz ki Amerikan dizileri olsun, bizim dizileri olsun. Pek de şikayetçi değiller. Tek şikayet şudur. Oğlum ne zaman mafyalı olur? Veya başbakan çaldı çıkmış. Tiradan önlem yapmadı. İnsandan çok, ayıklamaktan çok bir haset kültürü var. Ve şey böyle bir başkan, başbakan sayesinde acaba ilçe başkanı olarak damadım da çalabilir mi? Çalsın, alsın yani. Böyle bir bakış tarzı var. Çok sıkıldınız galiba. Bunu sormak isteyen var mı? Ana hatları bu. Sentimental edebiyat. Sentimental edebiyatın tersi. Gerçekçi edebiyat. Sabahki derste anlatmaya çalıştım. Kafka bir hukuk bürosunda memuriyet yapan bir tercih yaptı. Ve hukuk tahsil yaptı. Ablasına bir piyano dersi ne aldı? Çok iyi eğitim adamdı. Bir sabah kalkarken üç tane uyanır, yere sırt üstü düşmüş bir havan böceği. Aileden şikayetçi falan olmaz. Teraz yapınca bir ablasın çağır. Gel benim güzel. Ofisteki müdürü az kızacak küçük bir gecikmeyle işinin başına döneyip buna diyor işinden ibaret etsin. Bülent Kuncer adını roman sanatı yapıyor. Doğru mu? Orada bize ne diyor? Gerçeklilik çeşit çeşittir. Kavsak şöyle söyleyeyim. Anlatıp yürüyorum. 2008 önceki yıllar, onların da öncesindeki yıllar falan. Türkiye musibet bir döneme girdi. Biz 60 devrimden sonra 27 Mayıs'tan sonra 5 yıllık kalkamayla ekonomide, kültürde, akla gelecek her şeyde adam olmanın planını yapmıştık ve ona umut bağlamıştık. 65'te sonra ebedi cumhurbaşkanı olmak üzere Süleyman Demirel geldi.
Saygım sonsuz. Yap. Galiba çok geniş bir çevrenin telkiniyle yanlış bir karar aldı ve milletimiz filan değil, pilav istiyor filan diye yeni bir çığır açıldı. O çığır bizi önceleri Kızılcahamam bir yere götürdü. Sonra ince Hint pirinci, Mısır pirinci derken Bulgar'a doğru gitmeye başladık. Şimdi neredeyiz, ne yapacağız diye kara kara düşünüyorum. 2008 tek başına bir şey ifade etmiyor. 65'ten beri süren bir dış borçlamaya dayanan ulusal kaynakların tezgahtan çarçur edilmesine yol açan garip, plansız, programsız benim değerli hocam bir Besim Üstünel'in tabiriyle kalkınma planı falan değil, bir tür shopping list. Yani evde kalmış kadınların marketlere giderken sabahleyin ne alacak, öğleden sonra ne alacak falan diye yaptıkları listeye benzeyen bir şey yürüdü. 2008 bir sürecin sonucu, belki de daha problemli bir döneminde başlangıç olacak. Rahmetli Özal zamanında teşvik edilmeye başlanan içerideki sanayi ürünlerin dış dünyayla rekabet edecek şekilde haksız korumalardan alıkonulması, serbest bırakılması, yani adamsınız adam olun ve dış dünyaya çıkın falan dedi. O pabuçları bir Türk firması yapıyormuş. Evet, Antepli. En çok önemli ve haysiyetli sosyolojik yanı bu. Politik yanına gelince çok önemli. Biri kenarcıların, Iraklıların da yaşadığı, bizim de uzaktan, mesela benim Canıgül'den katıldığım acılar, o Irak olayı, dünyanın dört en eski uygarlığından birisidir Mezopotamya. Onun merkezi de Babil, Irak. Oradaki bu Mezopotamya uygarlığı ile ilgili tarihi eserleri bile çalıp çırptılar, yok ettiler. Müziği tahrip ettiler. Bu işin bütün bir insan birikiminin içine bir men etmek gibi bir şey. Bunu da yapsa yapsa ancak Texas'tan çıkan haydutlar yapabilir. Bunu yaptılar. Petrol uğruna, demokrasi falan diye değil, onun uğruna. Onda da şimdi ne yapacaklar, ne elde edebilecekler bilmiyorum. Bu savaş çok mu gerekliydi, Amerika'nın müdahalesi çok mu gerekliydi? Gerçi giden Saddam da iyi bir devlet adamı değildi. Arapların talihsizliği 48'den beri bir türlü kendileri ortaklaşa bir politika tespit edilemez. Yok Sünni, yok Alevi, yok Şii mezhebi. Vahabi. Yani en faal olanlarda en bence günahkar olan Vahabiler, Suudiler, en tutucu olan Arap alemindeki şeyler, onlar hep birlik falan oluşturmaya yanaşmıyorlar. Çünkü birlik demek Arap liderinin içinde ne olursa olsun Atatürk Türkiye'sinin önde kalındığını ve bunun hala canlı bir şekilde muhafaza edildiğini biliyoruz. Çünkü akıl için yol bir. Eski dünyanın uygarlığının zamanı geçmiş zaten. Yeni bir uygarlık yapmak lazım. Bu uygarlığın da merkezi Türkistan değil, Çin değil, Mezopotamya değil, neresi? Yunan'dan beri devam eden Batı uygarlığı. Batı uygarlığı da derken ben zaman zaman hep utanırım. Bu bizim uygarlığımız. Toprak, ülke, deniziyle, taşıyla, yemek çeşitleriyle, şehriyle, şuna, bununla Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Türkiye'si falan. Bu toprakların mahsulü. Evet. Yani Yunan değil sadece. Anadolu veya Batı uygarlığının ilk kuruluş döneminin düşünceleri falan. Bunlara doğru yönelecekler. Bunlara doğru yönelmek, dünyayı olduğu yerde tutmak, hatta mümkünse geriye götürmekten başka bir şey düşünmüyorum gibi gözüken, bu Vahabiler filan, Suudiler filan bunlarla ve bu kadar tutuculuk
Bismarck'a soruyorlar, onun verdiği cevabı tekrarlayacağım. Bu kadar tutuculuk olmasa, yavaş yavaş reformasyon yapılabilse falan, böyle bir süreç başladı, başlasaydı, belki de Hamas olmayacaktı, bilmem ne olmayacaktı, bu aşırı şiddet olayı, evet, terörizm olmayacaktı falan. Ben onları durdurmak isteyen bu hareketten yana değilim. Bu hareketin bir aleme etkisiz kılınıp dünyanın kabul edebileceği insan haklarıyla, demokrasiyle bunun Mısır'a, Suudi Arabistan'a, onlar kadar şiddetli olması bile Türkiye'ye de bir ihtiyaç olarak hala devam ettiğine inanan, ne derler, olabildiği kadar vatanını, milletini seven, kitap okumayı seven, ilim bilimle uğraşan bir insanım ama politik fikirlerim bu. Pabucun öbür dar anlamdaki siyasi şeysine gidersek, bu hiç öyle dar anlamlı değil. Bu sembolik olarak düşün ve onun politikasına destek olanların yüzüne atılmış bir, ne diyeyim, tokat, ifrazat, tükürme gibi. Zaten o anlama gelir. Evet. Arap kültüründe ayakkabı atmak büyük hakaretlerden birisi. Bu bence silahtan milahtan da yetkili. Çok daha ağır. Çok daha ağır. O Amerika'daki eski kovboylara bile yakışmayacak kadar, onların bile tasfiye etmeyeceği bir, ne diyeyim, kaşarlanmışlık. Nice ayıplardan sonra, şimdi adlarını vermeyeceğim, bazıları çok iddialı olacak. Ben 11 Eylül'den de kuşkuluyum. Nereden kuşkuluyum? Daha önce bir adam çıktı, Uygarlığın Sonu diye bir kitap yazdı. Japon asılı bir soykırı. Medeniyetler çatışması değil. Onu da işte bu Şeneyin akıl hocalarından birisi yazdı, öyle yazdı falan. Amerika aşağı yukarı 1980'lerden beri dünyanın tek lideri olabileceğini hissetti. Sovyetler çünkü bunu ben 76'da anlamıştım. Sovyetlerin dağılacağını, şunu bunu anladım. Sonradan bu kadar büyük bir yıkım olacağını tahmin etmedim. Bu yıkım çok fena oldu. Amerika'yı şımarttı. Bu azgın yeni kapitalist, ne diyorlar bunlara? İşte bir şey, okundan, yayından, dizininden kurtulmuş vahşi bir at gibi dünyaya saldırmaya başladı. Ve şeyi anlayamadı. Büyük politika, büyük diplomasi olmadan işlemez, yürümez. Onun da tarihsel şartlarını, o şartların olgunlaşmadığını çok soğukkanlı düşünmek lazım. Petrolün onun bunun Sovyetlerden bir yağmalamanın hırsına kapılmış bir kadro soğukkanlı düşünemez. Evet. Kennedy filan da şey değil. Peki hemen oradan geçebilir miyiz? Ama hırsına gem vurmayı filan bilen bir adam. Bu öyle değil, bunlar evet, böyle değil. Ama bitti galiba. Bilinen sahaların bir kısmı Rusya ve ona yakın ilişkisi olanların hakimiyeti altında ya da onların elinde. İran ve petrol olduğu kadarıyla ne Rusya'nın ne Amerika'nın. Petrol kavgası 1948'den 50'lerden beri çok büyük bir hızla ivme kazanarak devam ediyor. Musaddık bununla gitti. Bizim başka petrol kanunumuzu bir Amerikalı adam yaparken, daha önce Venezuela'ya yapmıştı. Ülkesine mektup yazıyor İngiliz makamları. Bu Türkler o kadar rahat ki Cenab-ı Erdoğan'a, bana hiç müdahale bulunmuyorlar. Bir şey eleştirmiyorlar. Ne yazsam kabul ediyorlar. Biz o vakit şeydik, küçük Amerika olacağız filan diye. Amerika bizi kurtardı. Ciddi veya belli ölçüde ciddi bileceğimiz İkinci Dünya Savaşı'nın Stalin zamanındaki isteklerini geri çevirmemizden bir süre sonra Amerikan yardım başladı Truman zamanında. Aslında İkinci Dünya Savaşı'nın nasıl başladığını değil ama
nereye doğru gittiğini ve sonuçta dünyanın nasıl bir hal alacağını, o zamanki küçük Türkiye'nin haricisi İngiltere'den, Amerika'dan falan çok daha etkin bir biçimde biliyoruz. Ve Stalin zamanıdır, Stalin eskiden beri Türkiye'den pek hoşlanmaz. Atatürk zamanı da öyle. Lenin de öyle bir şey engellemiştir. Yardım falan yapmayacaklar Sovyetler. Lenin şey demişti, Çanakkale'de bu adam zafer kazanmasında ne derece rolü varsa, Çanakkale'deki İngiltere, Fransa'nın mağlubiyeti olmasaydı bizi devrimden sonra bir kaşık suda boğarlardı. Beyazların Denikin ordusunun sunumunu filan. Onun için biz bu adama minnettarız. Bunu desteklememiz lazım. Bu adam düşmanımızın düşmanı ve bizim varlığımıza katkıda bulunan bir adam. Yaptığı şey itibariyle. Atatürk'e yardım ediyor ama Atatürk de her akıllı devlet adamı gibi ne olacaksa kendi toprağındaki fasulyeyle, mercimekle hangi yemeği yapabilecekse çok ileride o yemeği yapabiliyor. Bizi bulgur pilavıyla bırakmadı. 48'den beri, gerçi ilk tanıyanlardan birisi Sovyetler Birliği ve Türkiye oldu. İsrail. Neden olduğunu bilmiyorum. Yani incelemek lazım. İngiltere'ye çekilirken Orta Doğu'da Amerikan hakimiyetini kurmak için akla gelen ilk ülke, hazır kuvvet İsrail. Korkarım bugün de Kuzey Irak'ı Amerika aynı şekilde kullanmayı düşünüyor. Halbuki Orta Doğu'da aklını başına toplamış. Kalkınma yoluna kesin olarak girmiş. İnsan haklarını yavaş yavaş kabul eden bir Türkiye'nin başkanlığı olmadan başı o çok belendir. Tek belen. Ne Kürdistan kurtulabilir, ne İsrail kurtulabilir, ne de Arap alemi. Amerika'da ve Rusya'da applied social sosyoloji veya bir şey diyorlar. Uygulamalı sosyoloji. Böyle bir alan Sovyetler Birliği'nde gelişmeye başladı. Yanılmıyorsam Marx, Lenin felsefe enstitüsü falan gibi bir şeydi. Böyle bir birim açıldı. Amerika'da zaten vardı. Ve Amerika'daki araştırmaların epeycesini biliyordum, okumuştum. Doçentlik tezimde. Bir çalışma yerindeki tezgah başında ne derler? Tezgahtar. Tezgahtar, fabrikada işçi. Bunların bir orada gündüz çalışırken uyumaları gereken etik var. Evet. Work etik diyoruz. O etiğin içinde ne var? O var, bu var, şu var. Bir kurallar var. Kazandığım parayı en kısa yoldan tekrar piyasaya döndürmen için, pazara döndürmen için satın almaya, tüketime yönelik pek de öyle irrasyonel bir şey, rasyonel olmayan 3 pabuç varken 5 tane, 5 tane olunca 15 tane falan diye kamçılama durum var. Bu etik sistemin etiği. Bir de iş yerine ayrıldıktan sonra arkadaşıyla, karısıyla kendi başına bir daha başlıyor. Şurada burada. İnsan durduğu vakit kendisi için yaşar biraz. Nasıl örnek vereyim? Basit. Bizde eskiden memur, işçi, öğretmen tatile gitti vakit yatak döşek olurdu. Giderdi bir yerde. Ev kiralardı. Oda kiralardı. Otururdu ama kimse aklına şey gelmezdi. Kış aylarındaki masrafları, ortalama masrafları aşacak kadar böyle yeni mayo almak kızına, mümkünse karısına da, ona buna caka satacak harcamalar, arada sadır restoranda yemek yemeler. Evdekilerle idare edilirdi. Edilirdi. Evet. Daha basit, sade bir hayat vardı ama erkeklerin içindeki ünserli erkek kızları sayısı bugünkü kadar çok değildi. Çünkü karısının yanında utanmıyordu adam. Kadın kafasını gagalamıyordu. Bugün bu var. Buna benim hatırlatma açılışım bu şeye. İş yerinin dışındaki etik. Work etiğin dışındaki. Hangi etik bu? İnsan olma etiği. Evet. Komşunda tavla oynaman, kimseyi kıskanmaman, daha ölçülü yaşaman. Bu güzel bir şey.
Evet. Bu insanı insan olmaktan uzaklaştırmıyor. Bu araştırmalar var. İş yerindeki işçinin etiği, dışarıdaki etik. Bu etik son 20-30 yıldan beri nasıl değişti? Hı hı. Adam evine giriyor eskiden, huzur için. Sonra geliyor, kriz diyor ki, komşu yeni buzdolabı aldı. Mesaiye kalmaya mecbur kalıyor. Ondan sonra yeni araba aldı. Evi daha kibar bir sanki taşıyalım. Kadının ikinci işi. Derken kadınla erkeğin rollerinin birbirine karışması filan filan. Sonuçta ne oluyor? Şiddet filmleri yaygınlığı kazanıyor. Hı hı. Erkek bıyık bırakıyor. Av tüfeği sıkılıyor. Bazen keçi öldürüyor, bazen adam öldürüyor. Yani o şiddet şeylerinden öldürüyor. Bunlar oluyor. Şimdi 74-75-76 Euro komünizm diye bir şey. Ulan bu neyiniz? Çünkü o donmuş anlayış içindeki Avrupa'daki komünist partiler, hatta sosyalist partiler gitgide donuyor, ölüyor, oy kaybediyor. Derken şey çıktı. Biz de Avrupa kültürünün daha iyi beslediği bir komünizm itibari. Mehmet Ali Aybar şey diyor ya, güler yüzlü komünizm. Sosyalist evet. Falan diye. Hı hı. Böyle şeyler falan çıktı. Ben de merak ettim. Merak ettim. Hı hı. Oğlunu biliyoruz. Bu ne bok diyor. Affedersiniz. Ne yapıyor? Şimdi yani, ılımlı İslam'la yok, aynı şey yapılıyor. İslam'ı falan. İslam'ın. İslam. Yani dejenerasyondan bahsediyor. Dünyadaki gidişin türevidir. Müstakil değil. Arap halifeliğin bu. Osmanlı Devleti mi var bu imparatorluk? Bugünkü halimiz bizim türev. Hı hı. O güçlüyse ondan şu kadar, bu biraz güçlüyse biraz da ondan. Ara yerde de yetersizlik duygusuyla gizgide artan bir camia oluşuyor. Evet. Neyse. Şeyi söylüyorum. İş yerindeki ve iş dışındaki ahlak gizgide birbirini tamamlayacak şekilde bütünleşiyor. Ulan dedim, Sovyet sisteminde de böyle mi acaba? Şeyden uylanmaya başlamıştı. Stalin filan zamanında, resimde, heykelde filan, işçilerin kolları uzun, kafa küçük. Kafa lazım değil sisteme. Heykellerde mi hocam? Heykelde, resimde, her şeyde. Ben bundan çok eskiden beri uylanmış durumdaydım. Araştırmalara bakalım dedim. Bunlar nasıl konseptualize ediyorlar? Nedir? İşteki etikle dışarıdaki aynı oluşuyor. Sovyetler de nasıl bakıyorlar bunlar? İrkiliyorlar mı? Korkuyorlar mı gidişatı? Bir de baktım ki Amerikalılar neyi araştırıyorsa, nasıl düşünüyorsa, neyi normal buluyorsa bu taraftan yani. Sovyet sisteminin gitti. İşçisinin hakkını kaybeden sanat, kaybeden ne diyelim felsefe, devlet yönetimi anlayışı kaybeder. Kaybetti ve partinin kodamanlarından eşiği açar. O otel aldı, öbürü petrol kuyuları aldı filan. Bu eşyalarla, Amerika'daki eşyaların pek farkı yok galiba. Şimdi yeni yüzyılın eşiğinde diye benim sevdiğim şey var ya, İngiliz tarihçisi. Söylesenize ya. Devrimler çağı, bilmem ne çağı, adam dünya kadar kitabı çevrildi. O adamın kitabındaki tezler doğru, bana doğru gözüküyor. Uygarlığın bugün pozitivizm dediğimiz şeye bulaşmış hali, hümanist felsefeyi ciddiye almaması, üniversitelerde bu gibi konuların ertelenmesi gereği, ötelenmesi. Ötelenmesi, evet. Filan filan. Bu gidişatın zaten 1980'lerden beri kesin bir şekilde başladığını biliyoruz. 12 Eylül'den sonra ben iş aramaya çıkmıştım. Nereye gitsem dediler ki, hoş geldin sefa geldin. Senin gibi adamları atıyoruz zaten. Bunu söylediler falan. Benim gibi adamlar bence nasıl bir adamlar biliyor musun? Marksizmi bilen ama dar anlamda Marksizmi yeterli bulmayan,
bütün vebineyle, bilmem kimiyle, hepsini insanların, iyi insanları seven adamlar bunlar. Bizi beğenmeye başladı. Sosyal bilimlerde bir ayıklama başladı. Hı hı. Sosyal bilimci değil, sosyal bilim teknisyenleri çıktı. Hele şey var, Raymond Williams'ın eski aslanı, bir adamın kitabı var. O öyle diyor, 80'lere kadar hangi sorun ele alınsa sosyal bilimlerde, diyelim ki insanın cinselliği için. İnsanın genel alandaki yabancılaşma sorunu, özgürleşememe sorunu, o çerçeveye dahil edilerek giriyor. Şimdi acayip tezler yazılmaya başladı. Master tezleri, doktora tezleri. Seks, cuma gecesi, diskodan sonra mı iyi oluyor? Diskodan sonra dinlenmiş olarak, cuma çiziyor bu. Bunlar diyor, tez konusu olarak yapılmaya başladı. Bu şeyden geliyor. Evli veya evli olmayan kadınlar öğleye kadar markette ne alır? Öğleden sonra ne alır filan diye araştırmalar var. 1930-40'lardan beri filan. Onların uzantısı. Tekrar konuya dönüyor. Bunlara büyük Alman sosyal bilimcisi var. Benim çok sevdiğim bir adam. 1932'de Amerika'ya geldi ve Amerika'da eğitim sosyoloji departmanı Almanya'yla çalışmış öğrenciler ve Chicago'da. 1932'de Alevere New York Üniversitesi'nde sosyoloji departmanı kuruyor. Bu adamın ismini unuttum. İdeoloji ve teknoloji falan diye enteresan çalışma olan bir adam. Geldiği vakit söylüyor bütün bu New York Üniversitesi'ndeki departmanda. Sizden diyor bir bok olmaz. O sosyal bilgi, ne bir felsefesi, bir kanan teorim olması lazım. Sizde bunlar yok. Sabun mu alıyor, parfüm mu alıyor? Bunu herkes bilir. Sabahleyin ekmek alacaktır, sabun alacaktır. Akşam da kıçını sürmek için parfüm alacaktır. Grand teori sağlık. Sizden bundan sonra sosyal bilimci değil, sosyal bilim teknisyeni olur. Sonra da iyi projeler almak için zaten isimler değişiyorlar. Ne diyorlar? Sosyoloji mi olur? Sosyoloji. Diyorlar ki, senatörler falan korkar böyle laflardan. Size destek olmazlar. Sosyoloji değil. Ne diyor? Davranışsal bilim. Behavioral science bir adam. Bundan tabii senatörler bir bok anlamıyorlar. Bugün ne oldu? 40 tane dolar ayrıldı. Değil mi? Ne diyorlar? Bedenlik. Bilmem ne. Yeni uzmanlar da çıkıyor. Nereden çıkıyor? Nişantaşı'ndan çıkıyor. Hep siyahlar giyinen bir kadın var ya. Neslihan Yargıcı. Neslihan Yargıcı'dan bahsediyorsunuz Neslihan herhalde. Evet. O mesela imaj uzmanı. Evet. Diye beden dili imaj. Beden dili falan. Bedeni iyi midir, kötü midir? Hatırladığım da bir şey yok. Kimseye de dil uzatmak istemiyorum. Gerçi dilim uzun ama Neslihan Yargıcı da hiç rahatsız etmiyor. Bak bunu söyleyeyim. Hiç rahatsız etmiyor. Saygıyla söylüyorum. Galiba burada Edebiyatçılar Cemiyeti Derneği var. Onların konferansına geldim. Onlarla bir tartışma olmuştu. Kıbrıs'taki Türkçenin, Orta Asya'daki Türkçenin dayısı mı amcası mı bir şey istemiş. Dayısının çocuğumuz. En hakiki Türkçe Kıbrıs'a var diye tuttular. Evet, öyle bir şey vardı. Ben de demiştim ki en hakiki Türkçeden size ne? Onu başka bilimler inceler. Siz edebiyatçısınız. Edebiyatçı kullanacağı dilin en geniş biçimi yaşadığı zamanda neredeyse İzmir mi, Antep mi, Kıbrıs mı, Türkiye mi? Ona bakar, anlar. Nedir o? İstanbul Türkçesi. Ömer Seyfettin böyle yazmış. İskender Marş'ın eski İstanbul'un dilinden gelenmiş. Bugünkü Yaşar Kemal böyle yazmaya çalışıyor. Büyük İngiliz edebiyatçısı. İngiliz diyorum ama İrlandalı. James Joyce. Evet. İngilizcenin en iyi, en büyük, en modern yazarı. Neyle yazmış? Londra İngilizcesi. Onu zenginleştirmiş. Kendisi İngiltere'nin
düşmanı çünkü İrlandalı. İrlanda çok yoksul. Çok eziyet çekmiş İngiltere'den. İstediği şeydi İrlanda'nın bağımsızlığı filan. Böyle şey. Böyle düşünmeniz lazım. Sizin İstanbul Türkçesinden başka bir şey kullanmanız doğru değil. Bu Kıbrıs'taki üniversitedeki eğitimleri ki burada ben tek üniversite biliyorum. Benim dikkatimi çeken şey öğrencilerin ve hatta hocaların yanlış bir Türkçeyle konuşmaları. Yanlış bir Türkçe. İstanbul'da Allah gecinden versin. Evet. Baban ölse mezar bulamazsın. İstanbul bitmiş. Nerede? Evet. Yakında babalarımız, analarımız filandı. Birçok üniversite bu, zaten şu anda ölmeye Bodrum'a gidecek. Ya yalnızca yazın diye Allah şey. Üniversiteden kentten uzak olmaz. Yani yokluktan biraz da açıkçası. Üniversite kent hayatından uzak olamaz. Üniversite yaşadığınız site neyse onun merkezidir. Ya nasıl? Kral sarayı, tapınak, pazar yeri, agora ve okul. Skur, Aristoteles'ten beri, Platon'dan beri, bu böyle. Biz şimdi ne yapıyoruz Allah aşkına? İyi taraflar da olabilir ama ben şeye çok üzülüyorum. Ne diyeyim? Şamşat'ta üniversite. Lan Şamşat'ta bir adamın adam olması 30 yıldır. Bunu İstanbul'a yakın bir yere kur. Çocuk ayda bir defa İstanbul'a gelir, iki defa gelir. Kadın güzelliğini fark eder. Hangi ayakkabı, hangi kravatta giyilir? Bunu öğrenirim. Şehir hayatı, ülkendeki hayatın en gelişkin yeridir. Ben Şamşat'ta karşıydım, Şamşat bu. Şamşat Türkiye'de miydi? Aşağı bıraktık. Ama iyi taraflar da var, onu da söyleyeyim. Benim bildiğim bir Urfa vardı. Bir rektör geldi, Urfa'da büyük değişiklik yaptı. Onlar ne diyorlar? Böyle acılı çiğ köfte yapıyorlar. İsot mu? İsot. Kırmızı biber. Oturma gecesi mi? Sıra gecesi. Kına ne? Sıra gecesi. Sıra gecesi. Bütün devlet memurlarının nüfus memuru, bayılır müdür. Ne kadar müdür varsa. Arkadaşlar, eşlerini size getirin. Ayıptır. Buna bunları da katılın. Kadın da bizim insanımız. Dedi, ufak ufak yapmaya başlar. Oldu. Urfa'nın en çok kullanılan caddesinin kenarında boş alan vardı. Bak, oraya kafeterya yaptı. Kızlar da oturmaya başladı. İstanbullu kız orada okuyor. Yani. İzmir'den kız orada okuyor. Halk ne dedi biliyor musun? Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. İkinci sene çok ayıp, çok ayıplar. İki yerinci. Üçüncü sene adam kazan satmaya başladı. Meşruat satmaya başladı. Evet. Ve cinayet çıkmadı. Cinayet eski hayatta var. Geneliklerde var. Namus cinayeti. Töre. Bir töre cinayeti falan diye. Kız oraya okumaya gelmiş ya. Adam yeni bir arkadaş edinmiş. Seviyor. Sevmekten bir zarar gelmez. Şey yani Şamşat'tan örnek verdiniz. O zaman Şamşat'ı da üniversite kurulması Urfa Şamşat değil ama. Tamam. Yani oraya da üniversite kurulmasına fayda kur, tabii, var. Tabii Konya. Uygun şeyde ama başka bir yerde yer gördüm. İletişim fakültesinde hukuk dersine lüzum yok. Siyaset bilimi filan okutmayın. Sosyoloji okutmayın filan diye. Adama dedim ki ne? Dalbant kursuyla mı kalacaksın? Halit edevat kullanıyor. Şey yok. Ama hukuka gerek yok. Nasıl gerek yok yani? Batı ülkelerinde yok dedi çoğunda. Yalan söylüyorsun. Hukuk, siyaset, sosyoloji bütün yerlerde var. Evet. UNESCO bizim için de kurulurken bu okullar öyle tavsiye etmişti. Bunlar olmazsa bazı batı ülkelerinde var diyorsunuz. Ben bilmiyorum. Ama doğru bile olsa orada hukuk hayatın içinde zaten. Çocuk muhtardan, bakkaldan, çakkaldan hukukla ilgili temel konseptleri alıyor. Senin hukuk delilinin, konseptlerin bazen anayasa mahkemesinde oluyor, bazen olmuyor. Yargıtay bazen hukuka uygun karar veriyor,
bazen vermiyor diyor sayın başbakanlar. Tamam mı? Başbakanların hukuk anlayışı ise muhalefin de, muhalefeteyken de, iktidardayken de şey, 14. gibi. 14. yanlış geliyor ya, kanun benim diye. O adamın söylediği kanun benim lafı diye bizim bugün ilerleyen söylediğinden çok daha insandır. Çünkü o zaman vergi koymak, adam öldürmek, dinleyen öldürmek mahalli lotlarına yetişsin. O onları topluyor. Versen sarayında da mektep açar. Hukuk mektebi, diplomat yapacak adamlar, bilmem neler. Sonra da taşradaki beylerin birinci kızını alıyor. Benim kraliçeye şey olacak diye. Nedim olacak diye. Okuma yazmadan yani bilimler akademisi diye onun zamanında kuruluyor. Yani akıl fikir bilim düşmanı değil adam. Bilmem anlatabiliyor. Ve her şeyin başında da standartlaşmış bir hukuk sistemi kuruyor adam. Kanun benim dediği lafı, kanun hükmü yoktur. Benim dediğim kanundur falan. Böyle değil. Tersine kanun benim vaaz ettiğim, istediğim mektepte kullanılan hukuktur falan diyen bir adam. Biz daha bu noktaya gelmedik. Aday adaylarını başbakan seçiyor. Bunun kurulları var. Bilmem nesi var. Deniz Barkası da aynı şeyler var. Sayın Erdoğan'da da aynı şeyler var filan. Teamül böyle. Bunların değişmesi lazım. Bu gibi konularda, kültür, eğitim, bilmem ne konularda iki temel görüş var. Başlayalım. Yetersizlikler zamanla düzelir. Düzelir diyenler. Gazeteler çıkıp da 19. yüzyılda herkes ya da daha çok sayıda insanlar gazeteleri eskiden tüccarlar okuyordu. Aboneler. Aynı başlasına gazeteleri iyi edebi hayatı da tanıyacaklar. Filan diyenler vardı. Bir kısmı insanlar olan biteni bir süre sonra izledikten sonra bunun tersini söylüyorlar. Kötü işe kötü başlarsanız kötülük durmadan kendini yeniler. Yani yeniden yapar. Yani. Gazete okuma şeysi iyi edebi hayata varmadı. Tersine gazete okuma alışkanlığı iyi edebiyatı zarar olur. İki de daha küçük bir azınlık okuyor. Bugün okunan edebiyat öyle şey var. Airport books. Yani New York'ta alıyorsun. San Francisco'da bitmesi lazım. Atacaksın falan filan. 5-6 saatte okuman lazım. Edebiyat böyle eğitim genel almaktı. Eğitim bence çok daha karmaşık bir şey. Önce iyi yurttaş mı yetiştireceğiz? Çok iyi yurttaş yetiştireceğiz hem de dananımda. Bundan milliyetçi olur. Kendi tasavvur ettiği milliyet anlayışının dışındakilere karşı acımasız olur. İşte Batı'yı görüyorum. Irak'ın haline bakın. Oradan üzülen müzülen kimse ağlamıyor, sızlamıyor, bir şey söylemiyor. Bu Hazreti İsa'dan sonra dünya bu kadar kötü değildi. Buraya geldi. Demek ki bu eğitim 70'lerden, 80'lerden beri devam eden eğitim iyi adam yetiştirmedi. Çünkü felsefi alanlarda tam bir boşaltma, kafa boşaltmaz. Kusar gibi çıkarttı onu. Onun yerine bilgisayar uzmanı, bilmem ne uzmanı, kanserin bilmem neresinin, bilmem neresinin uzmanı. Ama adama sordum vakit, nedir bu dünya hali dediğim vakit, valla haberim yok, başkan bu, biliriz. Anlatabiliyor muyum? Bu kötü bir eğitim. Bunun terk edilmesi lazım. Türkiye'de katılımcı olması kötülükleri gideriyor bizim. Çeşitli etnik gruplarımız var. Onların getirdiği zenginlik var. O zenginliğin bize kazandırdığı alışkanlık var. Bana ne Pir Sultan Abdal, Arap asılı mıydı, Kürt asılı mıydı, Türk asılı mıydı? Pir Sultan Abdal benim Mevlana, Orta Asya'dan mı geldi, buradan mı geldi,
acem miydi, niye Fırsak o? Bana ne? Güzel şeyler yazmış bana. Nerede yazmış? Konya'da yazmış ya. Benim ülkemde yazmış. Evet. Demek benim adamım. Ya ben de ondan birisiyim. Ben de onun bir takım şeyleri devam ediyorum. İnsani boyutundan bilimleri hukukta da, tıpta da uzaklaşması lazım. Bu uzaklaşma, bu insancıkları zihnen fakirleştiriyor. Vicdan olarak, ahlak olarak da rezil bir hale gelir. Ben buna inanıyorum. Evet. Ama Turgut Özal'ı ameliyat ederken üstün teknolojiyi, üstün bilgi falan var. Irak konusunda ses çıkartmıyor. 11 Eylül olaylarında hükümet özgürlükleri kısıtlayıcı tedbirler aldı. Amerikan üniversitelerinde hocaların büyük bir kısmı haklıdır hükümet yapsın filan dedi. Bu kadar şey olmaz ki. Benim düşüncem bu. Teorik yani değil. Teknik, beceri bilmem ne. Bunlar yeterli değil. Önemli olan İnsani vasıfları. İnsanın kalbini, insanın kafasını içine sokmak. Kalpsiz bilim olmaz. Evet, peki. Yeni bir yüzyılın, yeni yüzyılın eşiğinde. Şu adamın ismini hatırlayamadım ya. İngiliz tarihçisi. Thomas, yok. Hobsbawm ya. Thomas Hobsbawm'dı galiba. Doğrudur. Doğrusunu yanlar. Böyle genel olarak konuşmayı, konuşmak çok doğru bir şey değil. Eğitimin eskiden bir garantisi var. İyi bir eğitim yerinde eğitim görürsen, çalışırsan kaymakam olacaksın, maliye müfettiş olacaksın, mühendis olacaksın filan. Çok yüksek bir yüzde de garantisi var. Bu bugün kalmadı. Evet. Okumak isteyen çok. Eğitimin belki her yerde kalitesi aynı değil. O da bir olumsuz faktör. En önemlisi anlatmak zor olacak. Eğitim yıllarında çalışan, emek sarf eden insan, genç insan, kadın, kız veya erkek her neyse, emeğinin karşılığını alacağını ümit ediyordu. Bu sadece mühendis olabileceği, maliye müfettiş olabileceği planla sınırlı değildi. Daha iyi bir dünyada daha namuslu çalışabilecek, daha rahat çalışabilecek, maliye müfettiş olabilecek. Şimdi dünyamız sadece Türkiye'de değil. Namuslu, daha rahat çalışmak isteyen maliye müfettişlerinin eskisi kadar rahat olabileceğini sanmıyorum. Özel denetim yapan mali müşavirler çıktı, bilmem ne. Gelmiş geçmiş eski maliye bakanlarıyla mukayese edilmeyecek gibi başka başka türlü tanınan bakanlar çıktı. Ve giderek bu başka türlü tanınan bakanların yaptıkları daha mübah da değil de, meşhur da değil de, daha makbul sayılmaya başladı. Böyle bir dünyanın içinde biz 60'larda, 70'lerde dünya değişecek ve her toplumda daha, toplumun büyük kesimleri içinde daha adil, daha herkese refah sağlayan bir dünya olacak diye tasavvuruyorum. Şimdi bakıyoruz, Amerika'sından Rusya'sına, oradan Türkiye'ye, Mısır'a, Hindistan'a falan o ümit ettiğimiz olumlu değişmeler olmadı, tersine döndü dünya. Böyle, böyle bir dünyanın içinde bugün derste de anlattım. Çalışmak, işinde veya eğitimde sebat göstermek, sabırla 10 sene, 5 sene yükselmek için zaman harcamak falan bunlar demode hale düştü. Gözü açık olacaksın. Popüler kültürden faydalanacaksın belki. Amerikan sosyal tarihinde illerden sonra yaygınlaşan şey var. Doğru zamanda, doğru yerde olmasını bileceksin. Nasıl bileceksin? Doğru yerde olalım diye 100 kişi yola çıkıyor. Doğru zamanda olalım diye. Bunun 10 tanesi başarılı oluyor. 90 tanesi telef oluyor. Veya sıradan insan kimliği içinde kaybolup gidiyor. Mutsuz insan oluyor. 40 yaşında, 50 yaşında alkolik olanlar, şiddet tutkunluğu içinde yaşayanlar ve onu kendisi de öğretmeye, yeniden öğretmeye çalışan insan tipleri falan çıkıyor.
Ya bu son 30 yılda, 20 yılda beri gördüğümüz değişim, çalışmak, sebat etmek, kendini geliştirmek isteyen insanlar için çok parlak bir ortam getirmedi. Bu bir. İkincisi, gene anlatmak çok zor. İş bölümü o kadar olumsuz yönde gelişti ki, eskiden bir böyle güzel filmler vardı. New York'ta ihtisas bile yapmamış, pratisyen doktor olarak. Adam 70 yaşında ama para kazanabiliyor, toplum itibar gösterebiliyor ve iyi bir doktor. Şimdi iş bölümü o hale geldi ki, pratisyen doktor olarak da çalışmak isteseniz bu mümkün değil. Çünkü eskiden pratisyen doktor 20 senelik pratik şeysizliği, ne derler? Tecrübesi. Tecrübesini geniş bir bilgi ve maharet sahibi olabiliyordu. Evet. Gerçekten işe yarıyordu. Bugün iş bölümünün içinde dar bir alanda derinlemesine çalışmak zorundasınız. Evet. 20 sene değil, 120 sene de çalışsa bir kere teknolojik gelişmeyi takip edebilirsin. Evet, doğru. Ameliyatta bilmem nerede değil mi? Evet. Teşhisle kullanacağınız teknoloji her 3 yılda bir temelden tırnağa değişiyor. Sistemin rasyonelleşme biçimi insanın çok önüne geçti. Onu yapan insan değil mi? Evet, ama onu yapan insan bir kurul olarak çalışıyor. Pentagon'da akıl hocaları var. Bilmem nerede akıl hocaları var. Endüstride akıl hocaları falan var. Uzmanlaşma, dar ve derin evet, uzmanlaşma evet. Döndüğü vakit oradaki heyetler, oradaki bu ne derler? Think tank bilmem ne falan filan. Onların ne hak ettiğini takip edemiyorsun. O külleci bilgi, ihatalı bilgiyi sen izleyemeyince apışıp kalıyorsun. Ve bu büyük bir huzursuzluk getirmeye başladı. Çünkü eskiden uzun bir eğitim, iş hayatına giriyorsun. 8-10 sene sonra gelip bir daha o alanda bir master yapıp bilgini tazeliyorsun. Ve 20-25 yıl itibarlı mühendis, itibarlı hekim, itibarlı fizikçi olarak emekliye kadar gidiyor bu bilgi. Şimdi bilginin geçerlilik süresi çok kısa. Yetişemiyorsun. Çok iyi kanser uzmanı, çok iyi fizikçi, çok iyi mühendis ama hem teorik olarak hem teknoloji olarak öyle bir hızlı değişme var ki 15 yıl sonra adamın bilgisini tazelemesi, o sürecin içinde yer alabilmesi, yerini koruması mümkün değil. Ve bu nasıl 19. yüzyılda proletarya sistemin karşısında ezildikçe, baskılar arttıkça sistemi temelden değiştirmeye istekli bir huzursuz kitle haline geldikçe günümüzün şimdi başlayan, herkesin pek fark etmediği ama benim çok iyi görebildiğim birçok başka sosyal bilimde görebildiği bir şey var. Orta sınıfın üst kesimindeki çoğu hala kendini beyaz yakalı işçi olarak yazıyor de uzman diye, iyi doktor diye denen bu okumuşlukla gelinen yerlerdeki insanlar en huzursuz sosyal kesim haline geçiyor. Çünkü onların kurtuluşu yok. Bir de gelip de oturdukları, alıştıkları hayat tarzı içinde en önemli faktör bu değişim karşısında ücretinin, gelir düzeyinin nispi olarak düşmesi değil, sosyal itibarı kalmıyor. Ve büyük kurumlar, kuruluşlar, şunlar bunlar 15-20 yıl sonra adamı şey diyor, burada tabiplik yapamazsın, burada fizikçilik yapamazsın. Seni Endonezya'ya, Filipinler'e, Türkiye'ye, Mısır'a gönderelim, oradaki Amerikan kuruluşunda çalışın, Nijerya'da çalışın. Bu yükseldikten sonra hızlıca bir ivmeyle meyil yokuş aşağı inişim yani. Bu büyük bir doyumsuzluk sağlıyor. Bunlarla ilgili filmler falan var. Başladı ya. Hollywood böyle filmleri pek ender yapar ama sık sık görmeye başladık. Bana öyle geliyor ki birçok filozof, birçok toplumların değişimini iyi takip eden tarihçi, sosyal bilimci falan hep buraya. Dünün dünyası diye şeyi yazan galiba Belçikalı veya Fransız çok önemli bir adam. Mesela alıştığımız dünyanın artık kalmadı, gittiğini söylüyor. Bunu çocuklarımızdan görüyoruz. Değil mi? Yani
25 yıl önceki çocuklar dergi okuyordu, oradan roman okuyordu, oradan bilmem ne muhayyelesi gelişiyordu. Sonra lise, üniversitedeki öğretim yıllarında da lojik olarak, mantık olarak veya rezineti uslanmamı olarak işin metodolojisini öğreniyordu. E bu arada iyi müzikten, iyi edebiyattan yola çıkıp oldukça ihatalı, hayatın geniş alanını görebilen, düşünebilen, kendisi için onu sorgulanması gereken bir şey olarak görebiliyor. Şimdi kayıtsız bir kuşak çıktı. Tamam, bu kuşağın amacı bilgisayar mühendisi olmak. Ya bir de o sen o işi yaparken bir dünya var. O dünya senin bilgisayar mühendisliğini etkilemekte. Onu da görmen lazım. Hindistan'ın durumu nedir? Afrika'nın durumu nedir? Neden çok iyi bir bilgisayarcısın ama oturup Irak'a, Amerika'nın yalan yanlış şeylerle yola çıkıp da müdahale etmesine haklı görüyorsun. Bu ne akıl fikir şeysi? Böyle şey olur mu? Şeyi göremiyor adam yani. Bu yanlış politika. Senin 10 yıl sonra, 15 yıl sonra sadece böyle şeyler değil. Doğa kirleniyor, bilmem ne oluyor, değil mi? Nükleer artıklar hayatımızı mahvediyor. Bu gidişata karşı bu kadar ilgisiz kalıyorsun ama 15 yıl sonra senin de çok ağır bir şekilde bunun maliyetini ödeyeceğin günler gelecek. İstediğin kadar iyi üniversite kur. Ondan önce istediğin kadar iyi lise eğitimi kurarsan kur. Tamam. Yaşadığın hayatın üslubu eğitimi değerli bir şey olmaktan çıkartmışsa sen ne yaparsan ya ne yapayım? Hayat bir bütündür. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani iyi üniversite kuruyorsun. İşte burada örneğini görüyoruz. Evet. Çocukların da yarıya yakını kaliteli ve amacı adam olmak, iyi olmak. İyi ama çıktığı vakit onun alacağı para 2 milyar, 3 milyar en iyi yerde. Ama oturduğu yerden 200 milyar kazanan adam var. Nereden gelmiş bu? Oradan buradan. Bu para gökten inmiyor. Sistemin içindeki yanlışlardan kaynaklanıyor. Bu gidişatın toplumun bütünü için çok ciddi sorunlarla sonuçlanacağını anlayacak bir demokratik kültür, eğitim, tartışma, örgütlenme bunları sağlayacak bir dönem lazım. Bunu biz Türkiye'de yapamayız. Türkiye bu süreçlerin içinde itilek akıla gidiyor. Ama ne olduğunu filan anlamıyor. Ve 300 yıldan beri aç bir toplum halinde geldiğimiz için köşeye dönen çok şükür deyip oturup bu gidişatı tasvip ediyor. Ve muteber oluyor değil mi? Tabii meşru görüyor. Bir dakika. Bu nerede? Nasıl olur? Bu bizden önce daha 1600'ler Fransız devrimi ne bileyim işte Cromwell devrimi 1848 Endüstri devrimi sömürgecilikte zenginleşmesi falanla belli bir refah düzeyine giren ve daha önce de kilisesinde, okulunda, mahallesinde bizden çok daha gelişkin, modern döneme uygun bir kültürlenme süreci yaşamış olan toplumlar bu gidişatı 40-50 yıldan beri hızlanan bu gidişatı bütün o yüzlerce yıllık birikimi heder ettiğini anlamaya başlayacaklar. Hayatlarının altı soru. Neyin yağıydı o? Bir film vardı. Evet. Lorenzo'nun. Lorenzo'nun yağı. Orada iki uzmanlaşmış biri filolog. Evet. Biri neydi? Kadın filolog da galiba. Bir sanıyorum biyolojiyle uğraşıyordu bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Öyle tahmin ediyorum. İki üst düzey uzmanlaşmış seçkin Amerikalı. Ama çocuklarının hastalığı için gerekli olan ilacı aramaya başladıkları vakit çok çabalar gösterdiler. Nihayetinde neyi gördüler? O hastalığı iyi gelecek olan ilacı sistem bulmuş ama fizibilite hesabı yapmış. O ilacı kullanabilecek hasta sayısı 1000 kişi. Çok düşük olduğu için. Çok düşük. Bunu imal etmek, bunu reklamı, bunu dağıtım falan. DMZ yapmıyor. O zaman uyandılar. Sisteme %100 uyumlanmış insanlar
irkildi. Filmin amacı bizi de irkildi. Yani dikkat edin. Aynı Lorenzo gibi, Allah göstermesin, sizin çocuğunuz, sizin karınız, sizin kendiniz de aynı soruna karşı. Bu sistem öncelikli olarak sizi düşünmüyor. Bu sistem sadece kendisini düşünüyor. Üretim ve maliyeti. Bunu değiştir. Bunu değiştir. Bugünün sisteminde para parayı düşünüyor. Para bugün Japonya'da, yarın Amerika'da. Yarın gelip Irak'ta bilmem ne yapıyor. Öbürsü gün Afganistan'da Allah kulak edilir ortalığı filan. Hani bunun insani bakımdan getirdiği bir refah, adalet, daha haysiyetli bir yaşama biçimi. Afrika'yı yürekler acısı. Ben ikide bir de örnek veririm. 1987'de Sahra'nın altındaki 20 Afrika ülkesinde, ortalardaki ülkelerde. Açlık, kuraklık, savaş bilmem ne filan. Yardım yapalım diye bütün dünya ayağa kalktı. Sudan, Bob Dylan. Evet. Konserlerin parasını verdi. Çeşitli kuruluşlar falan. Biz de 780 ton makarna gönderdik. Bir küçükçe bir şeyle, koster gibi bir gemiyle. Nereye gönderdi? Habeşistan'a çıktı. Etiyopya'ya. Etiyopya. Yapılan yardımların toplamı 2 milyar bilmem ne kadar. 2 milyar 187 milyon dolar. Ama şimdi anlatmak uzun sürer. Gelişme farkı, gelişmemişlik. Bunlar sanayi devriminden sonra biz treni kaçırmışız. Batı da bizim ensimizi çöküp Hindistan'a gidiyor adam teknolojik devriminden sonra. Hindistan'da dünyanın en ucuz canlı emeği var. En gelişkin ustaları var. En güzel pamuklu kumaşlar yapıyor. Sürü sürü Hindistan'dan alıyor. Manchester'a getiriyor. İşte orada iplik yapıyor, kumaş yapıyor. Daha standart, daha sağlam. Pamukluya keten de karıştırıyor. Ondan da kurtuluyor. Pamuklu çok daha rafine bir hale geliyor kumaşlar. Hindistan'a getiriyor. Hindistan'da yapılan pamuklu kumaştan 16 defa daha ucuz. Büyük pazarlara sevk edilme bakımından standartlaştığı için çok daha avantajlı. Hindistan'daki imalat sayısı çöküyor. Söyleyiniz, günlük dokumacılıkta Selanik çöküyor. İpekçilikte bizim Osmanlı'nın o zaman. Beyrut çöküyor. Teknolojik şey yetmiyormuş gibi bir de dut ağaçlarında hastalık ediyor. Şeyde. Şimdi inanmayacaksınız. Hindistan'a ilk bu mamuller girerken yerli dokumacıların sağ elini kesiyor İngiliz. Emperyalizm. Batıdaki gelişmiş ülkelerin refahı büyük günahların üzerine inşa edilmiş. İnsanlık suçu ve devam ediyor. Evet. Türkiye atmosferi kirli. Ya senin atmosferi kirletmen 100 birimse gariban Türkiye. Arabaları bilmem ne fabrikasını kirletmese herhalde 101'in 1, 15-20'dir. Ama bize söylüyor, at imzayı, at imzayı. Bugün birçok şehri yeni yeni fark etmeye başlayan yukarıdaki iyi okumuşlar, mesleklerinin degrade olması literatürü yeni bir farkındalık, awareness kazanacak. Onlar mesleklerinde teknolojik gelişme yüzünden yerlerini kaybeden alttaki orta sınıfın alt kesimlerine doğru bu hoşnutsuzluğu fark edenler çoğaldıkça 19. yüzyılda Marx dünyayı kimin değiştireceğini soruyordu. Dünyayı değiştirmekten başka kurtuluşu olmayan küçücük evde iki ailenin, üç odanın hem de soğuğa karşı domuzunu da alıp yatan sefil insanlık dışı hayata da direnme kim başlamış? Şimdi uzun anlatmak lazım ama neyse. Önce mesleklerini makinalaşma karşısında itibar kaybına uğradığı için tepki gösteren eski itibarlı terzi, diş çeken herif, berber, bilmem ne. Zanaatkar. Zanaatkar. Çünkü bunlar toplumla daha yakın temaslı. Adam en azından köyde değil, kasabanın şehrin içinde. Ama endüstrileşmeden sonra hızla köylüsü, kentisi, büyük metropollere gelince en acı çeken, en sefil hayatı yaşayan sınıf kim? İşte ona biz ne diyoruz? Proletaryat. Marx dünyayı bunlar kurtaracak diyor.
Bugün bunlar iki renkli televizyon, bir araba, bir gecekondu daha gelişkini, bir şeyler yapıyor filan. Bu sınıf artık kolay kolay şey olmaz. Çünkü halk hareketini gerçekleştirmez. Mers. Onlardan bir şey gelmez. Kimden geliyor? Batıdaki bu belli bir bilgi düzeyine çıkıp da mesleki konumları düşmekte olan, gerilemekte olan kesimin öncülüğünde çok değişik toplumların çok değişik kesimlerinin katılabileceği çok uzun bir süreçte bu dünyadayız. Çünkü herkesin bu şairisi gibi zengin olması mümkün değil. Bu şairisi veya benzeri zengin olup neyin sayesinde? 150 yıldan beri Afrika fakirleşiyor. Demin anlatıyorum. Lafım yarım kaldı. Yapılan yardım 2.187 milyon dolar. Eşitsiz mübadele edilmiş bir şey var. Yani gelişmiş ülkelerin yaptığı mamuller hep de değer kazanıyor. Ama Afrikalı'nın, Güney Asyalı'nın, Orta Doğu'nun sattığı ham madde. Bizim borakımız, öbürünün bilmem nesi bile. Ve nispi olarak fiyat düşüklüğü kaybı oluyor. Bakın, yardımların toplamı o yıl 2.187 milyon dolar. İşsiz mübadeleyle bu ülkelerin kaybı o. Ne kadar kaybı uğradığını biliyor musunuz? 2.187 değil mi? Yardım, evet. 780 milyar dolar. İnsana tatmin eden bir şey nedir? Bir işin 3-5 aşamasını sen yaparsın. Ve iş bittiğinde, ürün ortaya çıktığında bir şeyi yapmış olmayı hissedersin. Evet. İş bölümü öyle bir hale geldi ki. Şu anda böyle bir şey yok ama. Yok çünkü yok. Ne yaptığını, senin oradaki o ürün sunucunun neresinde olduğunu bilemiyor artık insanlar. Ne çıktığını göremiyorsun. Onunla özdeşleşemiyorsun. Ya bunun dramatik şeysi var. Niye konuşup duruyoruz? Vehbi Koç iş yerine baktığı vakit ne diyordu? Öyle tahmin ediyorum. Ben bu işi yaptım. Şöyle çaba gösterdim. Şöyle bilmem ne yaptım filan. Ve günümüzün büyük zenginleri, yüz milyarlarca parayla uğraşan adamları, yani borsada simsallık yapanlar, finans sermayesinde para kazananlar. Adam ne diyor? Şu anda Chicago'da bilmem ne yerde şu yazılımına ortak olmak karlı. Dow Jones endeksi böyle oldu diyor. O tarafa gidiyor. Hemen o tarafa gidiyor ve parasını Arap kazanıyor. Arap prensi kalkıyor. Lan diyor Şişli'de bilmem ne yapacağız. Türk firmasıyla ortak oldu. Bina bitecek göreceksiniz. 120 katlı bina yapacak. Sonra daha parlak bir yer görürse kalkacak Tayvan'a gidecek. Allah aşkına şeyin nesi var mı? Bu Arap Yarımadası'nda Dubai. Evet Dubai. Ama dünya sermayesi orada. Her şeyi yapıyor. En önemli yaptığı şey nedir? Moda merkezi abi. Burjel, Arap yüksek bir hayat stilini orada görüyoruz. Bunu Arap mı yapmış? Yok ya. Dünya sermayesi yapıyor. Ayıptır söylemesi. Fıstık gibi mankeni kim yaratmış? Fransa, Ukrayna, Amerika, Almanya. Ne oraya geliyor? O mankeni seyreden, mankenin güzelliklerini, o mankenin yaşayan kim? Arap, Amerikalı, bir Almanyalı, bilmem ne. Herhalde Türklerden geliyordu ama çok az sayıdaki parayla oynayan adamlar. Vehbi Bey, Allah rahmet eylesin, yaşasaydı. Dubai. Kuyu suyu değişmemişse yani. Birleşik Arap Emirlikleri. Gitmezdi. Ulan bir atölye daha açayım, bir fabrik daha açayım falan. Biri olarak da biliniyordu. Öyle geliyordu. Evet. Çünkü o fabrikayı, o işi, o kurmuştu. Bugünkü para sahibi adam hangi fabrikayı kurdu falan bilmiyorum. Benim fabrikam, benim işçim falan demiyorum. Yani kağıtlarda zenginlik var artık değil mi? Bonusu var, tahvili var, hisse senedi tabii var. Sermayede artık ya ben dünyaya yayıldı, globalleşti. Fiziksel yani anlamda pek üretim yok artık diyor hocam. Benim milliyette 7 sene çalıştım. Patronum uzakta. Tercüme etmiyor. Allah rahmet eylesin. Genel yayın müdürü Abdi İpekçi. Ankara'daki büronun şefi İzzet Sedes. Ben onların üçünün de
çocuğuydum. Elemanı değilim. Yetişmeye uğraşan bir gazeteciydim. Ve bana sevgileri, şefkatleri vardı, güvenleri vardı. Çünkü beni tanıyorlardı. Yazdığım şeyi okuduğu vakit, aa bravo, kim ya bu dediği vakit beni görebiliyordu. Bugünün büyük, plazalarda, büyük sermayesini işletenler, sistemi işletenler. Elemanları da tanımıyor. Hiç görmüyor ya. Tanımıyor bile. Baş mühendisi de görmüyor. Adam fabrikayı görmüyor. Yine okulumuzun... Yani, Dow Jones'ta şey yükseliyor. Yatır parayı diyor. Evet. Adamları yatırıyorlar falan söylüyor. Böyle şeyler neydi o? Evet, internet borsa aracılığıyla. Oraya gidiyor falan. Bu 19. yüzyılda fark edilen bir şey ve onun için proletaryadan çok daha önce zenaat erbabı şey olmuştur. Söyleyeyim, Jacobin geleneğe dayanan, sosyalist ütopyalar üretebilen ama Marx'ı falan biliyor ama Marx'ı değiller bunu. Ama hayatı değiştirmek gerektiğini anlayan ilk kesim bunlar. Toplumdaki yerlerini kaybediyor adamlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Saygınlık güzel bir örnek verdim. Ayakkabıcı İbrahim Efendi. Ben çocukluğuma da pazarına geçti. Biz onu tanıyorduk. Severdik. Nasıl babam ayakkabı mesela, yaptığını bilirdiniz. İyi ayakkabı yapar ya da... Bu ayağımdakiler de güzel ayakkabı da. Altı kavucuklu ayakkabı yapmıştı. Hıdır Ellez'de ateş üstüne atlarken yandı. Ayakkabı çıktı yandı. Ben üzüldüm. Babam üzüldü. Dikkatinizi çekmek istiyorum. İbrahim Mustafa üzüldü. Çünkü o ayakkabı odun ürünüydü. Evet. Hadi git yeşil kundura, mavi kundura. Ya senin ayakkabın yansa kimin haberi olacak? O ayakkabının arkasında bir insan görünümü yok. İnsan deneyimi yok. Mekanik işlemlerin sonucunda. Başka örnek vereyim. Ben doğmuşum Urfa'da. Adapazarı'na gelmişim köyde. Anne tarafım zenginceymiş. Orada, şey bu, babam da Gazeteer Bey'de okuyor falan. Yani matematik hocası orada falan. Anneannem demiş ki, rahmetli dedeme, Zekeriya demiş, bu çocuğun bezini, mühendisini koyacak bir konsol yapalım. Konsol mu dedi bilmiyorum. Ağırda, gübreler altında 10 yıldan beri, 20 yıldan beri saklanan kara ağaç kütükleri var. Biçtirmişler, bilmem ne yapmışlar, bir konsol yaptırmışlar. O konsolu yıllar sonra gitmiş. Gittim vakit, benim çişli mezhebin kokusu vardı. Anlatabiliyor muyum? Ve ben o konsolun üstüne böyle keskin alet, çivili bir şey koyamadım. Çünkü o benim konsolum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi konsolu alıyoruz. Ne o işte? Şu şey isim vermeyeyim şimdi ben de. Sapsağlam 3 gün sonra ama karın vıdı vıdı etmeye başlıyor. Modası geçti. Bunun modası geçti. Evet. Hay Allah. Ben ona artık sevgiyle bakmıyorum. Ne diyeyim? Ulan başımın belası. Almaz olsaydım. Bilmem ne. Keşke başka modelini alsaydım. Arkadaşlarımız böyle oldu. Ayakkabımız böyle oldu. Konsollar böyle oldu. Eğitimimiz böyle oldu. Devamlı tüketiyoruz. Bu neye getiriyor musunuz? Kendimizin içinde korkunç bir yetersizlik duygusu. Buradan her kadın geçmiş. Bir şeyler bırakarak geçmiş. O ona eklemlenmiş. Bu buna eklemlenmiş. Son bir laf daha söyleyeceğim. Estağfurullah. Kıbrıs'ın kadınları çok güzel. Gençken. 30'dan sonra Ekvator'un alt kesimleri müthiş gelişmeye başlıyor. Peki. Ama 30'a kadar gerçekten çok güzel bir gülümsemeleri güzel, konuşma biçimleri güzel. Şimdi bizi izleyen 30 yaş üstü bayanlar alınabilirler ama. Bana ne? Ben söylemem gerek. Söylemem gerekir. Bravo. Kim olmuş sağlık? Allah herkesi içerideki dışarıdaki devletler üstüne romanda merhamet ve akıl fikir versin. Eski veya yeni, eski Mezopotamya'da, Mısır'da da, Osmanlı Devleti'nde de, Avrupa'da da toplumu yöneten kesim daima toplumu bir takım değerlerin etrafında homojen bir haline getirmek ister. Homojenleşmenin sadece
yaranlar biliyorsunuz krizi oldu. Toprak oldu. Eğitim sistemiyle okullar oldu. Yazılı basında, görsel medyada bunlar oldu. Homojenleşme toplumu bir bütün haline getirip belli davranışlarını önceden kesilmeye ne yarar? Hangi kanunda çıkartılacak olan kavga? Nereden tepki gelebilir? Hangi düşünceye, nereden neyse gelebilir? Bunu daha kolay öğrenmeye yarayamıştır. Her toplum, toplumun içindeki her sınıf bu homojenleşmeye şu veya bu oranda boyun eğmek zorundadır. Mevcut eğitim sisteminin içinde buna karşı çıkan bir eğitim sistemi oluşturamazsınız. Çünkü oluşturursanız bile oradan mezun edilen öğrenci sistem içinde iş bulamaz. İtibar kazanamaz. Kısacası sıradan bir insan olarak yaşama şansına kavuşamaz. Ancak doktorlar sistemler her zaman bu homojenleşmeyi bazen baskıyla, bazen can sıkacak kadar hayatı her taraftan kuşatan kurallarla yapmaya çalışırlar. Bunu yapmaya çalışırken de toplumun yine herkesini şu veya bu biçimde, şu oranda veya bu oranda karşı çıkmaya çalışırlar. Bir toplumsal sistemin yanlışlarını, haksızlıklarını, geri kalmış taraflarını değiştirmek çok uzun vadeli örgütlenme, hazırlanma filan bunları gerektirir. Halbuki bu biriken olumsuzluklardan topyekun bir ilişki yaratmayı amaçlamadan çoğu defa da insanlar sisteme karşı olan tepkilerini ayrı alt kültürler oluşturur veya alt kültürleri çok daha yumuşak, gevşek bir doku içinde çeşitli yollar deneyerek yaşamaya çalışıyor. Günün 24 saatinde 4-5 saat avizler deneyiyor. Bazı günlerde siyasal toplantılara katılıyor. Bütün bunlar bir tür muhalefettir. Sistemin aksar o kişinin kendisini rahatsız eden yanlarını örtmemek, yumuşatmak veya değiştirmeye başlıyor. Bir de çok daha basit olan direnme biçimleri vardır. Bunlar nedir? Modern toplumlarda özellikle bu yetkinsaklık, bu homojenleşme insanların iş yerlerinde özellikle nasıl çalışacaklarını, işe ne zaman girdiğini, ne zaman çay veya başka bir meşrubat için mola verileceğini, kurallar verilen hayatın her yerine İş yerinde bu kurallar belirlendiği gibi dışarıdaki hayatımda da moda endüstrisi, reklam vesaire vesaire nasıl yani tek düze bir hayatı, tek düzenin tıraş bıçağını, diş macunluğu, giyme biçimini standart hale getirmişler. Bunun amacı ekonomik bakımdan ayrı ayrı 3 tane 5 tane gibi yeterli sayıdır farklılaştırmaya İzin veren bir sistem kuruluşunda böyle herkes için özellikle yapılmaz. Moda 4-5 çeşitli alt gruplara, 3-5 çeşitli yukarıdaki gruplara ve nihayet abiye bildiğimiz özele yakın kesimle dikimi yapılan elbiseleri yapılıyor. Endüstriyel olarak bu rasyonel yol. Bütün bunlar farklı kalmak. Değişik olmak, onu rahatsız eden bu tek düze kişiliğe, onun zoruna karşı bir alternatif arayışına yol açar. Bu alternatif arayışı dönme sanatıyla olur. Belli bir prosesi yapmak olur. Belli tarzda giyinmek de olur. Mesela bugün yardım olarak kullanılan kod vaktiyle İşçilerin kullandığı, madencilerin kullandığı bir şey. Bunu bugün biz kullanıyoruz. Ama bunun
yüksek tabakalar kullandığım için 700 milyon, 1 milyar belki daha fazla. Yani nasıl yapılıyor? Orası yıktık, burası koltuk ama arkasındaki parka onu dezenfekte ediyor. İşçi pantolonundan çıkarttık. Şantuş'un zengin bir adamın iş adamını serbest zamanda giyebileceği bir pantolon adıyla giderim diyor. Bu da ne sanatı? Kişinin kişiliğini kurmak için aldığı bir sanat olarak bugün var. Sistem buna 50 yıl önce karşıydı. Bugün karşı değil. Ama alıp kendi içinde dönüştürme uğradı. Onu kullanabiliyor. İnsan da monotonluktan kurtulduğunu, ayrı bir şahsiyet haline yaşayabildiğini, günün belli saatlerinde, belli zamanlarda, tatilde vesaire, böyle bir yanılsamayla mutlu olabiliyor. İçindeki hoşnutluk duygusunu kısmen bir aldırım şeklinde kısmen tatmin etmiş oluyor. Ama galiba sistemin içinden onun sistemin dışında kalarak onu değiştirmeye kalkarak iş yapmak çok zor. Çok zor olduğu için kimisi içkili, kimisi sayısallı, kimisi dövme ilgileniyor. Çeşitli çıkış yolları araya giriyor. Dövme sanatına gelince bu bizim daha çok güzelliğini veya ilgi çekiciliğini artırmak isteyen genç veya orta yaş grubundaki özellikle genç kızlarla kadınlarla gözüken çok da çirkin olmayan bir zerahat yani bunun insanı korkutan bir şey ayağını, bacağını, karnını, sırtını falan ejderha resimlerinde bilmem nelerde hiç boş yer bırakmayacak şekilde dövme yaptırıyorlar. Onlar herhalde dinozorlara yaptırmak istiyorlar. Toplumu korkutmak istiyorlar. Buna benzer var. Eli veya taşı gibi filan da güzel sanatları da yapmıştı. Biz buna homojenleştirmeye itiraz etmeden büyüyen kesimi şoklarla uyandırmak. Kendisinin farklı olduğunu anlatmak için bir tür şok yaratmalar yapıyor. Bu şoklar da 5-10 yılda alışılmış bütün bir hareketi ve bunu gören kimse eskisi kadar çok bu kuvvetli yaşamaz. Sonra alışır, düzenin içinde meşhur bir süslenme biçim olur, bir giyme biçim olur ve şok yoluktan çıkıp bir kurum olarak kabul edilmiş bir şey olarak yer bitti. Bu devam ediyor. Bu tepki temelli eski toplumlara oranda genelde köşede kalmanın gitgide imkansızlaştı. Yağını, zeytinini bahçeden, hayvanından alan insan yerini köyüne kendine gidip de yağını, etini, fasulyesini marketten almak çalışan veya pazardan almak çalışan giysisini daha kaliteli bir şey almak için ucuzluk zamanı bekleyen insanlardan hepsini bunu mümkün görebiliriz. İslami kesim ayrım olur, işte öbür layık kesim ayrım falan diye düşünmek iyi de biraz değişik bir bakımda bakmak lazım. Modernite getirdiği probleminde her ikilik kesimde de aynıdır. Birisi dinden çıkış olarak öbürü nereden arayacağını araştırmakla meşhur. Şaşırmak olanlarda hem dinsel kesimde hem de renk kesimde dövmenin olduğunu görebiliyorsunuz. Giyim tarzını görebiliyorsunuz. Başına da söyle, omuz başında bir dövme olabiliyor. Çok da güzel yakışıyor mesela. Onun için bu modernleşmeyle ortaya çıkan artan bir alt kültür arayışı. İslamiyet olması filan başka bir problem. Ama onun içinde o devir
halk kültürü oluşturuyor. Hem İslami kesimde hem de laik kesimde olabiliyor. Modern yapma açısından bakmak lazım. Modern işte homojen işliliği çok yoğun olarak yapabilecek hale, edevat, teknoloji, işletme biçimleri, piyasa ekonomisi. Bunu getiriyor. Herkesini ilgilendiriyor.